Aynen öyle. Yani o evlilik noktasına varınca aniden mutluluk havadan inmiyor. O süreci asıl biz şey için kullanıyoruz. Acaba hayatı birleştirince sorun yaşanacak mı? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evliliğin tamamıyla mutluluğu getireceğini asla düşünmüyorum. Kesinlikle. Buradaki evliliklerin, evlilik diyorum, ilişkilerin de ben tamamıyla ilişki olduğunu düşünmüyorum zaten. Demo diye bakıyorum. Ve çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında yaşananlar artıdır. Ama burası birkaç gün sonra sona erecek ve esas hayatın gerçekleri bizi bekliyor. O yüzden ona istinaden konuştuğumda evet Tankut sadece burada yaşamıyor. Onun karışık bir hayatı var. Yani karışık derken daha seyahat düz değil ettiği, de. Evet, Amerika'ya gittiği, Türkiye'de olduğu, Türkiye'de hobilerinin olduğu, şehir dışına çıktığı. Aynen öyle. Hareketli bir hayatı var. Yani sürekli benim yanımda olabileceği bir pozisyonda olmayacak. Sen öyle bir eşi mi tercih ederdin? Hep bunun örneğini veriyorum. Yani eşi başka şehirde, hatta başka ülkede yaşayan, iş durumundan ayrı olan veya öyle yaşamayı tercih eden çiftler de var. Gereklilikten veya evet, yaşam biçimi farklılığından. Sen eşimi yanımda isterim diyen bir kadın mısın hep? Hayır. Ben tam anlamıyla Tankut ve Tankut'un bana verebileceği ilişki gibi bir ilişki istedim şimdiye kadar. Çünkü ben ilişkilerde özlemin özellikle olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin kendi hayatını sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukluğumdan beri de hep böyle bir ilişki istemişimdir. Ama şöyle bir şey var, burada biz her gün birbirimizi görmeye alıştık. Acaba her gün birbirimizi görmediğimiz zaman uzun süreçlerde neler olacak? Buradan çıktıktan sonra bunlar beni birazcık düşündürüyor. Soru işaretleri bunlar yani. Dışarıdan gelen uyarıcılar ilişkimizi nasıl etkiler? Çünkü bu evde zaten mecbursunuz burada olmaya. Evet, yani buranın dışında zaten biter bitmez Tankut buradan gideceğini söyledi. Uzun bir süre sanırım bir araya gelemeyeceğiz. Yani öyle mi Tankut? Mecburi bir gidiş mi bu? Tehlikelidir. Seda Hanım, geri döneceğim programdan sonra. Oğlumu götüreceğim Amerika'ya zaten. Götürmüşken de biraz kalacağım. Yani ben onu alıp zaten gelmiştim buraya. Fazla orada kalamadım. Toparlanman gereken işler var. Çok var Seda Hanım. 8-9 aydır buradayım. Yani doğru, düşünsenize hayatınızı siz burada bırakıyorsunuz. 9 ay başka bir yerdesiniz. Döndüğünüz zaman o sepet dolmuş yani. Ayıklanması lazım. Bir sürü bir hayat var yani orada. Aslında şöyle. Yani kalacak süre uzunsa, maddi durumda uygunsa, bunun bir noktasında senin işlerin hafiflediğinde Dani de katılabilir. Son 10 gününde, son bir haftasında atıyorum. Elbette. Evet, olabilir tabii ki. Yani Tankut'un benden önce bir hayatı ve bundan sonra da bir hayatı var ve olacak. Benim de aynı şekilde. Bakalım program dışında ikimizin hayatı aynı yönde ilerlemeye devam edebilecek. Anlıyorum mi? O soru işaretlerini. Evet. Ve Tankut'un kararları. Evet. Yaşanacak yani ülke seçimi, yaşanacak şehir seçimi. Gibi. Peki. Sen bu soru işaretleri konusunda Dani rahatlatabilecek bir şeyler söyleyebilir misin? İlişkiniz mesafelere ve zamana dayanabilecek mi? Şimdi şöyle bir şey Seda Hanım, ben yine genel konuşmak istiyorum. Genel görüş bildirimi yapmak istiyorum burada. Şimdi olmamış bir gelecek için şu anda boşu boşuna strese girmek, mutsuz olmak bence olmamış geleceği mutsuz anlamda etkileyebilir. Yani ben diyorum ki zamanı geldiği zaman problemleri zamanı geldiği çözmekte fayda var. Yani biz böyle bir zorluklarla karşılaşırsak o zaman bunları çözmeye çalışıp ya da mutsuzluk gerektiriyorsa o zamanın vermiş olduğu ortam, o zaman bunları yaşarsak daha mantıklı geliyor. Çünkü ben şu anda zaten sayılı günlerimiz kalmış. Burada ben daha çok mutlu olmak taraftarıyım. Herkes açısından bu, sırf benim için değil. Yani hepimiz için de geçerli bir söz bu. Bunu söylerken hepimizi düşünüyorum. O yüzden yani evet tasalar olabilir gelecek hakkında ama o tasaları şimdiden düşünerekten olan var olan seni, zamanımızı mutsuzluk içerisinde geçirme seni taraftarı anladım diyelim. Tankut yani, şöyle bir şey var hayatım. Senin ne demek istediğini anlıyorum da. Evet, anı yaşayalım. Okey. Ama kadınlar güvende hissetmeyi evet, de ister. Hayat tabii ki o an önemlidir ve o anın önemini bilmeli insan. Ama benim geleceğim söz konusuysa ben bunun hakkında şüphe duyarım yani. Hayır, anlıyorum da yani şu anda senin geleceğini... Bu senin kararın. Sarsacak sen, bir şey yapmaya çalışmıyorum. Sen sana göre doğru ben olanı yaşıyorsun. Bana göre doğru olan da buysa ben de bunu yaşıyorum. Yüzüğü taksaydı ne yapacaktınız abi? Yüzüğü taksaydık abi. Yüzük takıldıktan sonra yapılması gereken neyse onları yapacaktık. Şu anda da yap abi takılmış gibi. Yok, ben şu anda yüzük takmak istemiyorum. Ha işte, ama o zaman da kendinle çalışıyorsun.
Şu an zavallı değil. Yani tamamıyla yarın ben Tankut'la evleneceğim. Evet, bu benim evleneceğim adam demiyorum ki ben şu anda. Ha, bunu zamanla göreceğim. Yüzüğü taksaydı onu da götürecek miydin abi? Takmasına yüzükle gerek yok. Şimdi de götür abi, yani. Onu demek istiyorum. Yüzüğü taktın diye götüreceksin ya da yüzüğü takmadığın zaman yani bu değiş ya kontrola benziyor. Anlamıyorum. Öyle bir şey bu yok kısmet abi. Olur ahalisi niye bu kadar bir yüzüğe takmış ben anlamıyorum. Yok şimdi ben orada Batu'nun sorduğu soruyu anlayabiliyorum. Yani siz şu an nişanlı olsaydınız onun Amerika'daki hayatının bir parçası olacak mıydın? Program evet. Biter bitmez resmi nişanlısı evlenmek üzere olduğu kadın olarak gidip orada onunla uğraşacak mıydın? Yardımcı olacak evet. mıydın? Yoksa işte yüzük bunu değiştirir mi değiştirmez mi diye soruyor Batu. Seda Hanım yalnız şöyle bir şey var. Şunu da altını çizmek lazım. Benim hayatımın olan planları yüzükten önce olan planlardı. Şimdi illaki yüzük var ya da yüzük yok diye Dani'nin de anında bu planlara ayak uydurma durumu yok. Evet. Yani anladım. Zaten biz buradayız hepimiz. Bizim hayatımızın büyük bir bölümü burası olmuş durumda. Benim hayatımın dışarıdaki bölümünde zaten planladığım bir sürü şey var. Yapmakla mükellef olduğum birçok şey var. Şimdi burası biter bitmez. Dani'ye de hadi topla bavullarını yüzüğün var gidiyoruz zaten olmaz. Yani bunlar böyle hadi oldu bitti kim yapabilir ki? Hayır, hani bunu yapacak kim var? Sen karamsarlığa kapılmışsınız abi. Hani ben onu gördüm. O yüzden soruyorum. Hani bir hayır. karamsarlık var sanki devam abi, etmeyecekmiş, bitecekmiş hayır, gibi konuşuyorsunuz. Hayır, karamsarlık şu. Sen de diyorsun ya anı yaşayalım hani o zaman üzülürüz diye. Ben de tamam. bunu soruyorum. Hani karamsarlık şu. Gene yüzüğü takmış gibi hareket et o zaman. Tamam, karamsarlık şu abicim. Yüzüklü ya da yüzüksüz. Biz her gün burada görüşüyor muyuz? Görüşüyoruz. İyi ya da kötü 10 dakika, 15 dakika neyse görüşüyoruz. En azından nerede olduğunu biliyoruz. Buradayız, evet. yan yanayız, karşı tarafta görüşüyoruz yani her gün görüşüyoruz. Şimdi program bittikten sonra bilinmeyen aslında çok şey var. Nasıl, neler var? Bunun devamı olacak mı? Şöyle olacak mı? Yani programdan bahsediyorum. Bu daha ben geldiğim zaman herkes konuşuyordu. İkinci sezon şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Kimse bir şey bilmiyor. Biz beraber olacaksak da şayet bizim ikinci sezona devam etme ihtimalimiz varsa biz bu şekilde dışarıda görüşebilecek miyiz? Şimdi burada hafta sonu görüşemiyoruz ama hafta içi hep beraberiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bunlar düşündürüyor. Bizim evlerimiz zaten birbirimizden uzak. Kaldı ki ben Amerika'ya gideceğim. Yani bunlar sadece Dani'nin genel bence... Kaygıları. Peki o zaman zaman gösterir Melis. Bir de şöyle bir şey var Seda Hanım. Hani Dani kendi aklına göre buradan kalkıp da bir anda Amerika'ya gidemez ki. Sonuçta onun bir ailesi var. Hani İstanbul'da evet. gidip evet arkadaşında kalabilir, eşinde dostunda kalabilir. Hani biz bunun esprisini burada çok fazla yaptık, bir ettik de, ama... Çok hani, yakın bir vakit içerisinde gidecek Tankut. Bir vizenin çıkması hikaye. Evet hani aynen. hadi vize de çıktı diyelim. Hadi her şey tamamlandı diyelim. Bu kadar diyelim. Kolay değil işte. Hani oldu diyelim, varsayalım. Ama hani ailesi onun... Sadece nişanlısı diye bir adamla bakalım onu Amerika gibi bir ülkeye yollayacak mı? Sen yeter ki sen kısmetse.